Sevgili Tokatlılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, bugün vefatının 15. seneyi devriyesi olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nun cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla her zaman hatırlayacağız. Rabbim Muhsin kardeşimin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Ulu erenlerin rüyası sende. Birliğin, dirliğin mayası sende. Hakkın, hakikatin sevdası sende. Ezelden gönlümün burcusun Tokat. Göz nurum, başımın tacısın Tokat. Gözümün nuru, başımın tacı Tokat'ta. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım, ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Öyle mi? Burası kudretten bağlar ve bahçeler, güller ve gönüller şehridir. Bir yanını Karadeniz'e, bir yanını İç Anadolu'ya, bir yanını Doğu Anadolu'ya veren muhteşem coğrafyasıyla bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra mümin gönüllere sığınak olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı'dan beri ülkenin ve milletin girdiği tüm mücadelelerde en ön saflarda yer almış, bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla Tokat her zaman bir başka. Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın şanlı Plevne müdafası dilden dile anlatılan bir destana dönüşmüştür. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek vücudunu düşmana siper etmiştir. İstiklal Harbi'nde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan Pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimlerle, arifleriyle, gönül sultanlarıyla dünyaya ışık saçmıştır. Evliya Çelebi Tokat'ı nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Tokat'ta Tokat gariplerle dosttur, kin tutmaz, hile bilmez. Derya dil, halim selim insanların şehri olarak Tokat'ı tasvir eder. Hacı Bektaş Veli Hazretleri bu şehri alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı ifadeleriyle anlatıyor. İşte böylesine büyük bir maddi ve manevi mirasın sahibi Tokat, bizim demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her safhasında da yanımızda oldu. Bu vesileyle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde %65, Cumhurbaşkanlığında %66'yı aşan oranla destek veren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum. Gençler, girerken sordum. Dedim emniyetten şöyle rakamı bir alın.
bugün katılım ne kadar diye. Ne tahmin edersiniz? 45 bin. Maşallah. Tokatlı kardeşlerim, bir kez daha vesayet heveslilerine, darbe destekçilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat Milli İrade Bayrağı'nı bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Evet mi? Ben size inanıyorum. Unutmayınız, 31 Mart'ta Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekte kalmayacaksınız. Aynı zamanda sandıkta yapacağınız tercihle tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz. Ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim. Ne? Yok, yok, yok. Bir şey daha isteyeceğim. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşerilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız. Zira İstanbul'da da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Orada da Turgut kardeşimizi inşallah kazandıracağız. Bunlar çok önemli. Türkiye'nin 21 yılda 3 kat büyümesinden rahatsız olanlar pusuda bekliyor. Türkiye'nin hak ve özgürlük reformlarıyla ileri demokrasi sınıfına yükselmesine tahammül edemeyenler pusuda bekliyor. Şurayı açalım arkadaşlar. Ben size inanıyorum. Her zaman ne dedim? Kale içeriden fethedilir. Bu ne demek? Kalenin içerisinde kimler var? Ak kadınlar var. Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla bölgesinde ve dünyada artan gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Biz Türkiye yüzyılıyla daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan değildir. Mesele AK Parti değildir. Mesele Cumhur İttifakı değildir. Mesele doğrudan Türkiye'dir. Türk milletidir. Bunların nezdinde somutlaşan hak ve hakikat davasıdır. Milletimizin, dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki aradan 1000 yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdiri. Bu gerçeği bizzat yüzümüze söyleyen batılı devlet adamları gördük. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her saldırıyı savuşturarak mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık. İnşallah 31 Mart'ta bir kez daha milletimizin desteğini alarak Tokat'ta da, İstanbul'da da, Ankara'da da Türkiye'ye bu namus alacağız. Ülkemizin
Türkiye 100 yılı yolculuğunu hızlandıracağız. Bunun için şimdi buradan, Tokat'tan maşallah öyle bir ses verin ki Tokat'ın her köşesinde yankılansın. Hazır mıyız? Tokat, İbni Kemal'in, Molla Hüsrev'in, Gazi Osman Paşa'nın şehri Tokat, Selçuklu ile Osmanlı'nın eser bırakmak için yarıştığı Tokat, Yeşilirmak'ın bereketli toprağı Tokat, 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye 100 yılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Tokat'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İşte tüm ecdadın övgüyle bahsettiği Tokat budur. İşte 900 adımda 900 yıllık tarihini görebileceğiniz Tokat budur. İnşallah sizlerle birlikte Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'nı kutlayacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, son 30 yılının her günü ülkesine ve milletine hizmette geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. Esasında demokrasilerde muhalefet çok önemlidir. Hem iktidara alternatif olması bakımından önemlidir, hem de iktidarı denetlemesi bakımından önemlidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlığımız döneminde biz muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık. Karşımızda hep vesayeti bulduk. Vesayetin etkisiz kaldığı yerde darbe teşebbüsleriyle karşılaştık. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Öyle ki kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik. Kendi politikalarımızın eksiklerini, yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bundan da asla gocunmadık. Ancak bizim yaptıklarımız ülkemiz demokrasisinin muhalefet tarafındaki eksikleri ortadan kaldırmıyor. İşte muhalefetin bugünkü halini görüyorsunuz değil mi? Acınacak halleri var. Birbirlerini yemekten dönüp de ülkenin haline, bölgemizde yaşanan gelişmelere, küresel yükseliş ve düşüşlere bakacak halleri yok. Yahu merkez belediye başkan adayını takdim ediyor, adayını bulamıyor. İzlediniz değil mi? Aday ortada yok. Muhalefetin halini Tokatlı Nuri bundan 150 sene önce söylediği mısralarda ne güzel anlatıyor. Ara yeri karlı dağlar alıp da gayri dost iline varıp gelinmez. Yahşi hüner ister rahşı rahı talepte, beyhude laf ile menzil
alınmaz. Evet, siyaset yolunda, hizmet yolunda iş lazımdır. Eser lazımdır, proje lazımdır. En önemlisi istikamet lazımdır. Bunlar lafla olmuyor. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Biz eser siyaseti yaptık. CHP'nin içinde işler belki lafla yürüyordur. Ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok. Birileri 31 Mart seçimlerine niçin bu kadar önem verdiğimizi soruyor. Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en az 50 ilimizde miting yapmayı planlayarak yola çıktık. Yılbaşından beri iki defa gittiğimiz illerimiz oldu. Her şeyden önce bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. İşte burada. Millet, millet. Cumhur İttifakı. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Tam tersine enerji verir, moral verir. Hafta sonu Ankara ve İstanbul mitinglerimizi yaptık. Birinde 200 bin, birinde 650 bin kişi vardı. Oradan selamlar gönderdim. Şimdi de diyorum ki Tokat'tan İstanbul'a, Ankara'ya selamlar gönderelim. Bugün Tokat'ta da sevgi ve coşku dolu bir mitingle beraberiz. Buradan şimdi Çorum'a geçiyoruz. İnşallah daha nice güzel günlerde birlikte olacağız. Çorum'dan da yine aynı şekilde Ankara'ya, İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz. Bak, Niksarlılar coştu. Turhal nerede Turhal? Maşallah. Reşadiye nerede? Maşallah. Ya siz bir başkasınız. Allah sizlerden razı olsun. İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız. Hepsinden de evelallah başarıyla çıktık. Hepsinde de aynı aşkla, aynı şevkle, aynı heyecanla çalıştık, koşturduk. Milletimizle kucaklaştıkça kendimizi yenilenmiş hissediyoruz. Ama siz bizi yalnız bırakmadınız. Tokat bizi yalnız bırakmadı. İnşallah 31 Mart'ta da, Tokat'ta da, İstanbul'da da, Ankara'da da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Tabii milleti kendine yük gören bir muhalefet zihniyetine bunları anlatmak mümkün olmuyor. Çünkü onlar oturdukları yerden ettikleri beyhude laflarla siyasetçilik oynamayı seviyor. Bırakınız ülkeyi. Kendi partileri içinde birliği, beraberliği, insicamı sağlayamıyorlar. Menfaat hesabını her şeyin üzerinde tutarak ülkeye de zarar veriyorlar. Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Zaten DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil,
İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir. Bu gerçek ortadayken kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir. Parti yönetiminin önce hem ülke hem millete hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor. Biz terör meselesini bitirmek için her yol ve yöntemi denerken bunların çapını da gördük. Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle birlikte yol yürüme, belediye başkanlığı verme, belediye bürokrasisini paylaşma hesabına girmesi anlaşılır gibi değil. İnşallah 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak. 31 Mart'tan sonra ülkemiz bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımız olan Türkiye 100 yılının inşasını tamamladıktan sonra inşallah huzuru kalple yola devam edeceğiz. O gün gelene kadar gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İhsan, 31 Mart akşamı sizi özellikle takip edeceğim. Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek, önümüzdeki dönemde yeniden 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacağız. Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla Türkiye'yi güçlendirir ve zenginleştirirken bundan her bir insanımızın hak ettiği payı almasını da sağlayacağız. Sıkıntılı dönemlerde en büyük refah kaybına çalışanlar ile biliyorsunuz emeklilerin yaşadığının farkındayız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5000 lira ödenmesinden %50'yi bulan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin %50 artırılmasından banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti. Bugün itibariyle başvuruları da almaya başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında zaten kalmayacaklar. Emeklilerimizin Ramazan bayramı ikramiyesini ise 2 ila 5 Nisan arasında hesaplarına yatırıyoruz. İnşallah bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntıların muhalefetin yaptığı gibi lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Evelallah gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Kardeşlerim,
bizim en önemli referansımız bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Son 21 yılda Tokat'a da 93 milyar liraya aşkın yatırım yaptık. Eğitimde 2601 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda 9085 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 74 adet spor tesisi inşa ettik. Merkezde 2500 kişilik bir spor salonunun yapımına devam ediyoruz. Tokatlı ihtiyaç sahiplerine 6 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize 500 yataklı Tokat Devlet Hastanesi ile beraber toplam 1493 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu 49 adet sağlık tesisi kazandırdık. Bunlara ilave olarak 750 yataklı Tokat Merkez Devlet Hastanesi'ni yatırım programına aldık. Tokat'ta 5367 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Tokat'taki 7 millet bahçesi projemizden ikisini bitirdik. Üçünün yapımı ve ikisinin proje çalışmaları sürüyor. Kanal Tokat projesiyle Yeşilırmak'ın su seviyesini yükselterek kayıkla gezilebilir duruma getirdik. Ulaştırmada 16 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 304 kilometreye çıkardık. Tokat Niksar yolu, Turhal, Zile, 6. bölge hududu yolu, Niksar baş çiftlik yolu ve Tokat Kızıl İniş yolunun yapımına devam ediyoruz. Tokat Havalimanımızın açılışını yine bir 25 Mart günü 2022 yılında hatırlayın yaptık. Şimdi de havalimanımızı kargo terminal binasına kavuşturuyoruz. Tokat'a 10 baraj, bir gölet inşa ettik. 12 sulama tesisi, 173 taşkın koruma tesisi yaptık. Ayrıca Niksar, Arpaören, Pazar Bağlarbaşı, Sulu Saray ve Dartaş Mehmet Karaca barajlarının da içinde olduğu 7 tesis daha inşa ediyoruz. Açıldığında 44 bin dekar araziyi sulayacak Turhal Barajı'nın yapımında %93 seviyelerine geldik. Hizmete verdiğimiz sulama tesisleriyle 147 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleriyle 170 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Tokatlı çiftçilerimize yaklaşık 26 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Sanayide üniversitemiz ve sanayimiz işbirliğiyle Tokat'ta bir teknopark kurduk. Merkez organize sanayi bölgesine 68 hektar alan ilave ettik. İstihdamı desteklemek için Tokatlı işverenlerimize 2,5 milyar lira aşan prim teşviki verdik. Enerjide Tokat Merkez, Almus, Başçiftlik, Erva, Niksar, Pazar, Reşadiye, Şenyurt, Turhal ve Zile'ye doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl içinde Artova, Sulu Saray ve Yeşilyurt'a 2026 yılında Karayaka ve Üzümören'e doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Ali Paşa Camii, Deveciler Anı, Yazmacılar Anı, Niksar ve Tokat Yağbasan Medreseleri, Tokat Sultan Hamamı'nın restorasyonunu tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Gök Medrese başta olmak üzere 12 eserimizin restorasyonuna devam ediyoruz. Ballıca Mağarası
ve Kaz Gölü rekreasyon projeleri bittiğinde Tokat yeni turistik cazibe merkezlerine sahip olacaktır. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak bir de video yayından izleyelim. Atık su arıtma tesisleri, hava kalitesi izleme istasyonları kazandırıldı. Barajlarla hem enerji hem sulama alanlarında Tokat'ın kazanımları artırıldı. Sulama tesisleri ve taşkın koruma tesisleriyle çiftçilere altyapı desteği verildi. Tarımsal destekler sağlandı. Çehresi eserlerle değişen Tokat, büyümeye, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Bağlar, bahçeler şehri, güller, gönüller şehri, fetihler, zaferler şehri, Tokat'ı selamlıyorum. Evet, Tokat'ı selamlıyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak bakan arkadaşlarım, tüm yerel yöneticiler el ele vereceğiz ve inşallah illerimizi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Bu duygularla merkez ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sahip çıkıyorsunuz değil mi? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Belediye başkan adaylarımız, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özen. Kendinden, keyfinden vazgeçen, biri mutsuz olsa dert eden bir belediye. Tokat Belediye Başkan Adayımız Eyüp Eroğlu. Tokat Belediye Başkanımız, yeniden başkan adayımız Eyüp
Eroğlu. İşte AK Parti. Albus, belediye başkan adayımız. Yüksel Mirzaoğlu. Albus, Yüksel Mirzaoğlu. Şehirlerine talibiz Türkiye. Hazırız ve kararlı. Artova, belediye başkan adayımız. Durmadan Ali Güner. Artova, Ali Güner. Kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Baş çiftlik, belediye başkan adayımız. Şaban Bolat. Baş çiftlik, Şaban Bolat. Erbaa, belediye başkan adayımız Ömer Çetin. Erbaa, Ömer Çetin. Niksan, belediye başkan adayımız Semih Tepebaşı. Niksan, Semih Tepebaşı. Mutsuz olsa dert eden bir belediye. Pazar, belediye başkan adayımız Erdoğan Yılmaz. Pazar, Erdoğan Yılmaz. Bu sevda işi, işte AK Parti. Durmadan herkese Reşadiye, belediye başkan adayımız Kazım Elmas. Reşadiye, Kazım Elmas. Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Sulusaray, belediye başkan adayımız Halil Demirkol. Sulusaray, Halil Demirkol. Talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Tural, belediye başkan adayımız Ümit Soylu. Her köşene çalışıp hizmet et. Tural, Ümit Soylu. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Yeşilyurt, belediye başkan adayımız Kübra Sever Taşkıran. Yeşilyurt, Kübra Sever Taşkıran. Sevda işi, işte AK Parti. Durmadan her köşene. Zile, belediye başkan adayımız Mustafa Taştan. Zile, Mustafa Taştan. Şimdi de belde belediye başkan adaylarımızı takdim ediyoruz. Ataköy, Ahmet Baydoğan. Baydarlı, Mustafa Asker. Bereketli, Osman Polat. Bozçalı, Yücel Gülbahar. Cimi Tekke, Erol Aydın. Çamlıbel, Adem Akgül. Çat, Orhan Gövce. Çevreli, Adem Cerit. Demircili, Mustafa Şahin. Emir Seyit, Turan Kapan, Gökal, Muhittin Ünerci, Gökçeli, Ayhan Öztürk, Gölgeli, Temel Karahan, Gürümlü, Cuma Çoban, Gürçeşme, Mehmet Çorak, Gür Yıldız, Habib Han, Hasan Şey, Ali Sarıkaya, Hatipli, Ali Kocabay, Karayaka, Mehmet Başar, Kınık, Osman Can Altında, Serenli, Muharrem Aras, Şenyurt, Osman İpek, Tanova, Halit Üstün, Üzümeren, Cemalettin Bozkurt, Yazıcık, Erol Ertaş,
Yol Konak, Şahin Toktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız, İstanbul Milletvekilimiz, Tokatlı Hemşehrimiz Zafer Sırakaya, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili, Tokatlı Hemşehrimiz Özlem Zengin, Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazır, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Amasya Milletvekilimiz Haluk İpek, Sivas Milletvekilimiz Hakan Aksu, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyemiz Sümeyye Esenyel ve Betül Altınsay, Tokat Gençlik Kolları Başkanımız ve Kadın Kolları Başkanımız. İşte Tokat. Gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tokat'a, Tokat'taki hemşehrilerimize gerçek belediyecilik adına Tokat hizmet... Tokat hazır mı? Şöyle elleri bir kaldıralım. Elleri kaldıralım. Tek millet. Olmadı. Bu Tokat'a yakışır mı? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. 31 Mart Tokat'tan çok farklı ses bekliyorum. Ediyorum. 31 Mart Tokat'ımız için Türkiye. İlçeleriyle birlikte ülkemiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bu meydanı dolduran siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun. 31 Mart gecesi bir kez daha Tokat'ın zaferi olsun ve balkon konuşmasında Cumhurbaşkanımızı dinlerken Tokat'ta da adeta bir şöleni yaşayın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Sabahın erken saatlerinden bu yana görev yapan değerli emniyet mensuplarımıza, sağlık personelimize, değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, tüm görevlilere ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz.